Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün karşınıza çıkamıyorum ama daha fazla vakit kaybetmek istemediğim için en azından hazırladığım slaytlarla size kalan videoları çekmek istedim. Bugünün konusu sein seine, ihr ihre yani onun demeyi öğreniyoruz arkadaşlar. Buradan şimdi devam edeceğiz. Peki ne öğreniyoruz biz? Bir önceki videoda çok daha basit bir şekilde anlattığım, yenilediğim videolardan bir tanesi bu. Possessive article ne demek? nominatif, accusative ve datif de bunları görüyoruz. Bunların ne demek olduğundan bahsettim. Article ne demek? Bunlardan da bahsettim. Dolayısıyla bu videoyla ilk kez görüyorsanız bu bölümü possessive article konusunu lütfen öncelikle Mindine kısmını izleyin. Ondan sonra buraya gelin açıklamalar kısmına linki bırakıyorum. Hemen devam edelim. Şimdi e, genel olarak posesif artikel ne demek? Personal pronomen burada gördüğünüz zamirler yani ben, sen, o, biz, siz, onlar zamirleri unutmayınız. Bu kısımdaki kelimeleri yani zamirleri tek başına kullanabiliyorum özne olarak. Ben şunu yapıyorum, sen şunu yapıyorsun şeklinde. Ama possessive artikül dediğimiz yani benim, senin, onun, bizim, sizin, onların dediğimiz kelimeleri sadece ve sadece arkasından artikeli olan bir kelime getirerek kullanabiliyorum. Yani tek başına kullanamıyorum. İşte bu noktada arkasından artikeli olan bir kelime gelmek zorunda olduğu için artikellerinde dönüşümleri olduğu için yani nominatif Akuzatif ve datif olarak yani ismin yalın hali, i hali ve e-hali şeklinde dönüşümleri olduğu için bunları bilmem ve bunları birleştirerek ilerlemem gerekiyor. Bir sonraki kısma baktığımız zaman bugünün konusu e a z kişilerinde ki unutmayınız bir e, nesnenin artikeli e, örnek veriyorum. Schrift, kalem. O kalem anlamında. Ben bunu aynı zamanda zamir olarak kullandığımda eya er kişisine denk geliyordu. Ya da deyaman dediğimde eya er, o kişisine denk geliyordu. Zamirlerden. Die Taşı, die Frau artikeli D olan tekil kelimelerde. Sie zamirine denk geliyordu. Das Brot, das Mädchen gibi kelimelerde artikeli DAS olan kelimelerde. Es yani buradaki e, tekil olan es zamirine denk geliyordu. Bu zamire denk gelmek ne demek? Mesela bir cümle kurdum. O kalem çok güzel, o çok güzel yazıyor. O kalem dediğim zaman dea shift kullanırım. O çok güzel yazıyor derken ne diyorum? İkinci cümlede tekrar o kalem demiyorum. O diyorum yani zamir olarak kullanıyorum. O noktada kalemin artikeli dea olduğu için ikinci cümlede ben o dea shift demek yerine ea şeklinde kullanabiliyorum demek oluyor bu. Bunlardan daha önceden bahsettiğimiz için sadece genel bir özet geçmek istedim. Şimdi bugünün konusu Ea, er, Zi ve S kişilerine denk gelen zamirlerin possessif artikil hali yani onun deme biçimlerini görüyoruz. Burada Ea er ve S kişileri için onun isimli kelimemiz Zain, Zi kişisi için ise onun isimli kelimemiz Ia. Şimdi bu ne demek? Bunların ayrıntısına bakacağız. Önce nominatifte bakalım. Zamir halimiz ea ve es şeklinde. Yani o zamiri. Onun anlamına gelen karşılığı ise zayn. Burada lütfen olmak fiiliyle karıştırmayalım. Bu çok karışabiliyor maalesef. Burada bambaşka bir kelime. Ben şunu bilmeliyim. Zayn kelimesinin arkasından artikeli olan bir kelime gelirse bu onun anlamına gelen kelimedir. Mesela. E di ve plural di olarak çoğul di olarak örneklerimi yazdım. Yani ben dersem ki sein Vater, sein Vater onun babası demiş olurum. Onun babası. Seine muta seine Mutter onun annesi. Bakın ne yaptım? Di artikeli olduğu için şuraya bir e getirdim. Sein, seine oldu. Ha demek ki neymiş? Artikele göre bazı ekler gelebiliyormuş bu zayn kelimesine. Das da ise yine aynı de artikeli olan bir kelime gibi zaynkint onun çocuğu, zaynkint onun çocuğu anlamına geliyor. Çoğul diye çoğul olan bir kelimeye geçtiğimiz ise mesela zaynekinda onun çocukları anlamına geliyor. Di olduğu için bakın zayne oldu onun çocukları. Bakın bunlar hep bir bütün görüyor musunuz? Yani ben burada dea dersem o baba anlamına gelir. Zayn fata dersem onun babası. Di De muta dersem o anne demiş olurum. Zayne muta dersem onun annesi demiş olurum. Yani büyük ihtimalle bir erkeğin annesinden bahsediyor olurum. Das Kind dersem o çocuk anlamına gelirken, Sein Kind dersem onun çocuğu demiş olurum. Dikin da derken o çocuklar anlamına gelir. Zaynekinde dersem onun çocukları anlamına gelir. Buraya kadar tamam mıyız? Şimdi bunun akuzatif yani ismin iyi haline bir bakalım. Biz Türkçe'de ne yapıyoruz? Kelimenin bakın Türkçe örneklerinize baktığınız zaman kelimenin sonuna ekliyoruz iyi halini değil mi? Alman bunu yapamıyor. Ne yapıyordu? Artikeli değişikliğe uğratıyordu. Ve fiilden anlıyordu. Bir cümlenin içerisinde akuzatif mi, nominatif mi, datif mi gelecek şeklinde. Yani benim artikelim, de artikelim deyine dönüşüyordu biliyorsunuz akuzatifte. Eğer dersem ki Zaynen fata Zaynen fata Onun babasını Bakın onun babası değil. Onun babasını Zaynen fata Onun babasını Mutter, onun annesini. Gördüğünüz gibi nominatifle aynı. Ben bunu nasıl ayıracağım? Cümle içerisindeki konumuna bakacağım. Özne durumunda mı? Nesne durumunda mı? Nesne durumundaysa zaten akuzatif olacaktır. Ya da datif olacaktır. İşte bu noktada fiile bakarım. Fiil akuzatif mi istiyor, datif mi istiyor? Ona göre anlıyor oluyorum. Zaynemut'a onun annesini dedik. Zaimkind onun çocuğunu... Seine de onun çocuklarını anlamına geliyor. Datif kısmına bakarsak yani ismin e haline bakarsak artikellerimiz komple değişmişti hatırlarsanız. Deim, dea, deim ve deyin şeklinde oluyordu. Peki bu noktada ne yapıyorduk? ZAYNEM Fata dediğim zaman onun babasına. Seinem Fata onun babasına. ZAYNA Mutter. Seiner Mutter onun annesine. Seinem Kind, seinem Kind, onun çocuğuna. Ve çoğul halinde seinen Kindern, seinen Kindern, seinen Kindern, onun çocuklarına anlamına gelir. Yani ne oluyor? Benim burada artikellerde yapmış olduğum komple değişikliği posesif artikelde de vermek durumundayım. D'nin o M ekini zayneme eklemek durumundayım. D'nin D'ye dönüşmesindeki o er sonlamasını zayner, zayna olarak ekleyeceğim. D'ne dönüştü çoğul artikeli. Zaynen olarak ekleyeceğim. Peki buradaki N harfi neydi? Kinder'n yapıyoruz ya. Neye göre yapıyorum ben bunu? Hatırlarsanız datif videosunda vardı. Datif konusunu anlattığım videoda çoğul artikelimiz D'ye D dönüştüğünde artı bir de N harfi yazıyorduk kelimelerin birçoğunda ekstra N harfi geliyordu. Şimdi devam edelim. Cümle örneklerimize devam ediyoruz. Zayn kısmındayız. Eya ve zi, e ve ese göre. Şimdi nominatif bir örnek verelim. Zayn fata ist arzt. Zayn fata ist arzt. Onun babası doktor. Onun babası doktor. Burada olmak fiilini kullandım özne olarak sein fata var. Bakın onun babasını demedim, onun babasına demedim. Onun babası nominatif halde. İkinci örneğime baktığım zaman seine Kinder gehen in die Schule. Seine Kinder gehen in die Schule. Onun çocukları okula gidiyor. Onun çocukları okula gidiyor. Seine Kinder kim? Onun çocukları. Seine Kinder. Akuzatife bakıyoruz. İşte bakın akuzatifte ayıran nokta tam olarak bu. Nominatifte özneydi ya hani bunlar. O yüzden nominatif olduklarını anlayabiliyorum. Akuzatifte ise cümlenin nesnesi durumundalar. Eya yani bir öznemiz var. Eğer besucht seinen Vater jeden Sonntag. Er besucht seinen Vater jeden Sonntag. O babasını her pazar günü ziyaret ediyor babasını. Kimi? Babasını. Kim? Ea. O. Bakın özne Ea. Kim? O. Kimi ziyaret ediyor? Zaynen saata. Babasını. O ı ekini zaynen diyerek verdim. Gördünüz mü? Ea liebt seine kinder. Ea liebt seine O çocuklarını seviyor o çocuklarını seviyor. Peki burada Zainekinde'nin nominatif mi akuzatif mi olduğunu nasıl anladım? E cümlenin nesnesi konumunda o kimi bir kere şöyle düşünün. Kim seviyor? O. Yani eya benim özne mi Kimi seviyor? Çocuklarını seviyor. Bakın lieben, besuchen bunlar hep nesnelerinde akuzatif alan fiiller. O yüzden ben buradaki Zainekinde kısmının akuzatif olduğunu biliyorum çünkü bunu cümle içerisinden çıkartıyorum. Devam edelim datife bakalım. Er hilft seinem Vater im Garten. Er hilft seinem Vater im Garten. O babasına bahçede yardım ediyor. Seinem Vater kime babasına. Nerede bahçede. Helfen fiili nesnesinde datif alır. Türkçe'de de uyuyor. Hiçbir sıkıntımız yok. Kime yardım ediyor? Babasına. Seinem fata. Er kauft seinen Kindern Spielzeug zum Geburtstag. Er kauft seinen Kindern Spielzeug zum Geburtstag. O çocuklarına doğum gününe, o çocuklarının doğum gününe ya da o çocuklarına doğum günü için oyuncak satın alıyor diye bir cümle var. Kime neyi satın alıyor? Arkadaşlar kime kısmı bakın Zeynenkinden. Zeynenkinden. Çocuklarına. Neyi satın alıyor? Spielzeug. Burada Spielzeug oyuncak akuzatif durumda. Tamam? Bunları bu şekilde ayırt ediyoruz. Daha fazla uzatmadan devam ediyorum. Şimdi ia kısmına bakalım. Az önce ea ve es'in e, ee, posesif artikelini öğrenmiştik. Onun demeyi öğrenmiştik o zamirler için. Şimdi ise zi'nin zamir posesif artikel halini, zi zamirinin posesif artikelini öğreniyoruz. Ia şeklinde oluyor. Dea Didas'a göre yine tabloda gösterdim. Ia hund dediğim zaman onun köpeği. Ia hund onun köpeği. Ihre Katze. Ihre Katze. Onun kedisi. Bakın yine e ekini ekledim. Ihr Spielzeug ihr Spielzeug onun oyuncağı ihre Söhne ihre söhne onun oğulları onun oğulları Ne yaptım? Oğul kelimesini zaten çoğul kullandım oğulları şeklinde ve ona göre çekimini koydum. Güzel. Akuzatif'e devam ediyoruz. ihren Hund onun köpeğini Bakın onun köpeği değil. Onun köpeğini ihren Hund ihre Katze ihre katze onun kedisini ihr spielzeug ihr spielzeug onun oyuncağını onun oyuncağını ihre söhne ihre söhne onun oğullarını datife bakıyoruz ihrem hund ihrem hund onun köpeğine ihre katze ihrer katze onun kedisine ihrem spielzeug ihrem spielzeug onun oyuncağına ihren söhnen ihren söhnen onun oğullarına şeklinde dil bilgisinden geçiyorum örneklere şimdi ihr hund bellt laut ihr hund bellt laut onun köpeği yüksek sesle havlıyor. Onun köpeği yüksek sesle havlıyor. Ihre Katze schläft auf dem Sofa. Ihre Katze schläft auf dem Sofa. Onun kedisi koltukta uyuyor. Akuzatife bakıyoruz. Sie ruft ihren Hund. Sie ruft ihren Hund. O köpeğini çağırıyor o köpeğine sesleniyor. Nasıl düşünmek isterseniz. Ama unutmayın rufen fiili, seslenmek, çağırmak fiili. Daha doğrusu çağırmaktan ziyade daha çok seslenmek gibi düşünün. Nesnesinde akuzatif alır. O köpeğine sesleniyor, o köpeğini çağırıyor nasıl çevirmek isterseniz. Dolayısıyla buraya ihren hund demem gerekiyor. Köpeğini çünkü. Sie füttert ihre Katze jeden Morgen. <laughs> Sie füttert ihre Katze jeden Morgen. O kedisini her sabah besliyor. Kimi? Kedisini. Ihre Katze. Burada nominatifle akuzatif evet belli olmuyor ama ben cümle içerisinde baktığımda Ihre Katze cümlenin nesnesi. Cümlenin ögelerini iyi ayırabilmem lazım. O yüzden bu nesne özne bunları bilmem gerekiyor. O kedisini her sabah besliyor. Datife geçiyorum. Sie spielt mit ihrem Hund im Park. Sie spielt mit ihrem Hund im Park. O köpeğiyle parkta oynuyor. Kiminle? Köpeğiyle. Neydi kuralımız? Mit prepozisyonu her zaman arkasından datif alır. O yüzden mit'in arkasından datif olan bir kelime getirmek zorundayım. O köpeğiyle parkta oynuyor. Sie gibt ihrer Katze frisches Wasser. Sie gibt ihrer Katze frisches Wasser. O kedisine taze su veriyor. Kime veriyor? Kedisine. Bakın Türkçede de aynı, Almancada da aynı. Geben birisine bir şeyi vermek. Buradaki frisches Wasser kısmı akuzatif arkadaşlar. Und ihrer Katze kısmı datif. Birisine bir şeyi vermek ihrer Katze frisches Wasser geben. Okay, Mies. Umarım olmuştur. Şimdi, tabii ki pekiştiriyoruz. Bunun için bir hikaye kullanıyoruz. Sizin için çok cici bir şey yazdım. Öncelikle okuyorum ve çeviriyorum. Philip und Lena sind Geschwister. Philip ve Lena kardeşler. Philip geht jeden Tag mit seinem Hund spazieren. Philip her gün köpeğiyle yürüyüşe gidiyor. Sein Hund heißt Rocky. Onun köpeğinin adı Rocky. Und ist sehr verspielt. Ve çok oyuncu. Philip liebt seinen Hund sehr. Philip köpeğini çok seviyor. Bakın burada ben seinem Hund gördünüz mü? Köpeğine. Sein Hund onun köpeği. Seinen Hund onun köpeğini. Ya? Yeah? Ne yaptım? Bakın datif, nominatif, akuzatif hepsini kullandım. Hepsi yerine göre. Devam ediyorum. Lena hingegen hat eine Katze. Buna karşın Lena'nın bir kedisi var. Ihre Katze heißt Luna. Onun kedisinin adı Luna. Und ist sehr verschmust. Buradaki feşmust, sıcak sıcakkanlı, sarılmayı, ilgiyi, sevgiyi seven anlamında genellikle hayvanlar için kullanılıyor arkadaşlar. Ihre Katze heißt Luna und ist sehr Yani onun kedisinin adı Luna ve çok cana yakın, çok böyle yapışkan, sevgiyi seven anlamında, sıcakkanlı anlamında. Lina spielt gerne mit ihrer Katze. Lina kedisiyle oyun oynamayı seviyor ya da onunla sever, severek oyun oynuyor. Wenn sie zu Hause ist. Evde olduğu zaman, evde olduğunda. <laughs> Devam edelim. Max füttert jeden Tag dreimal seinen Hund. Max günde üç kere köpeğini besliyor. Lena gibt ihrer Katze frisches Wasser. Lina kedisine taze su veriyor. Verantwortung zu tragen ist sehr wichtig. Sorumluluk sahibi olmak çok önemli. Güzel bir metinde bunu büyük ihtimalle daha böyle sizin de okuyup tekrar edebileceğiniz, daha doğrusu benim okuyup ardından sizin tekrar edebileceğiniz şekilde hem Spotify'a hem de YouTube'a podcast olarak koyacağım arkadaşlar. Ama şimdi videoyu çok uzatmamak adına devam ediyorum ki buradaki cümle kalıplarına bakalım birazcık bu kalıpları öğrenelim. Buradaki kalıplarımız neler? Philip und Lina sind. İsim ve bir isim nokta noktadır şeklinde. Bakın buraya not aldım. Yani Philip ve Lena nokta nokta bir şeydir. Ne demiştik biz burada? Kardeştir demiştik olmak fiilini kullanıyoruz. Zint diye çekimlememizin nedeni iki kişi olması. Zayn fiili. Zizint diye çekiyorduk ya. Via zint, ia zayt, zizint şeklinde onlar anlamına geldiği için. Spazieren <laughs> gehen, yürüyüşe gitmek, yürüyüşe çıkmak anlamına gelen bir fiildir. Hingegen <laughs> bir zarftır. İse ancak bununla birlikte ya da buna karşın gibi anlamına gelir. Lena hingegen bununla birlikte Lena ancak Lena Lena ise buna karşı Lena gibi bir anlamına anlama geliyor. Buradaki isimleri değiştirebilirsiniz. Ahmet hingegen yaparsanız bununla birlikte Ahmet ancak Ahmet Ahmet ise gibi bir anlama gelir. Ülke ismi koyabilirsiniz. Deutschland hingegen bununla birlikte Almanya ancak Almanya Almanya ise şeklinde ifadeleri vermek için hingegen kelimesini kullanıyorsunuz. A1 için birazcık erken bir kelime ama şimdiden öğrenmekte fayda var. Ne zarar gelir ki? Verantwortung tragen, bu da bir kalıptır. Sorumluluk almak, sorumluluk üstlenmek anlamına gelir. Verantwortung tragen, burada tragen fiilini çekimliyoruz arkadaşlar. Devam ediyorum. Verspielt sein, Oyuncu olmak, oyun oynamayı sevmek anlamına geliyor. Verspielt sein. Yani burada da sein'ı çekimliyoruz kişiye göre ve burada verspielt gördüğünüz gibi sıfat olarak kullanılmış. Aynı şekilde verschmust sein sarılmayı veya kucaklaşmayı seven anlamında ve bunları dediğim gibi e, hayvanlarda kullanmayı tercih ediyoruz daha çok. Sein'ı yine çekiyoruz ve buradaki sıfatımız verschmust şeklinde. Evet umarım faydalı olabilmişimdir. Umarım faydalı bir video olmuştur. Sizleri çok çok seviyorum. Yakında karşınıza çıkmak dileğiyle bu aralar çok fazla yolda olduğum için tahta karşısında geçip hazırlanıp böyle bir kamerayla falan çekim yapma şansım olmuyor. Ama artık daha fazla uzatmak istemedim. Slide'dan da olsa sizlere video üretmek istiyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Dilerseniz beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Orada daha bir tık daha aktifim günlük olarak hem hikayelerde hem postlarda. Orada da kısa kısa kelimeler ve günlük hayattan cümleler öğretiyorum sizlere. O zaman başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.